Selamlar. Portföyümüzün durumunu açıklayalım bakalım. 11 adet hisselik Kardemir'de var. Erbos'ta var. Alkim uzun zamandır bekletiyoruz. Bucim'de bir kısmını sattık, halen var. Tire var. Konu altında şöyle 2,5'luk vardı. 2,5 kat vardı. Şu an 9 kata çıktı bugün itibariyle. Yani sattığımız arsanın hepsini 6,5 hisse burada vardı. Bunun hepsini koz altına geçirdim. Bunun hali hazırda 2,5 daha vardı. O zaman 9 yerine 9 hisselik var. Burada en çok Deva da var. Tofaş'ı satmıştık. Bunda da 3,5 4 hisselik vardı. O 4 hisse, yani 3 hisse vardı da 4 hisse oldu. O 4 hisseyi ne yaptık? Nakite çevirdik. Nakitte tutuyoruz. Arsan'daki 6,5 hisseyi koza altına koyduk. Bunlar tutmaya devam ettiğimiz hisseler arkadaşlar. Bu biraz geri çekildi, aksa. Aslında buraya destek verilebilir ama zaten çok değil. Bir hisselik var bunlarda bizde galiba. Ya ben de ya bir ya iki, çok bir hisse yok. Kartonda biraz fazla var. 2-3 hisse var. O bende değil yani. Ben almadım bunları. Benim aldım. Tire'de bir hisse aldım. Buralardan aldım. Bir de kartonu yukarıdan almışım. Ben almadım. Zaten al da demedim. Eşim almış buralardan. Dolayısıyla bizim buradaki yüklü miktar hisselerimiz Kardemir'de bir de koz altında var arkadaşlar. Artık diğerlerini dağıtıyoruz yavaş yavaş. Hangilerini? Mesela Arsan'ı dağıttık, Tofaş'ı dağıttık. Yani bunların ikisinde 10 hisselik vardı. 4 hisse nakitte kaldık. 6,5 hissesini de altın aldık. Koz aldık. Şimdi ne olur, nasıl gider? Gelecek tahminlerim. Şimdi Kardemir'de durmaya devam edeceğim. Kardemir şu an durdu. Bu duruşunun nedeni şu an alım satım olmuyor. Tavan oluşu. Tavandan da millet mal vermek istemiyor. Yani daha çok hacim yapabilirdi ama yapmadı. Demek ki ertesi günlerde hacimin devamı gelecek. Yani o sıraya gelen alıcılar yarın piyasa açıldığında daha da bir üstte gidebilir. Kardemir'de umutluyuz arkadaşlar. Yani zaten Kardemir'i bir ucuz aldık. Bekleyeceğiz. 10 tane hissemiz var. Her tavan oluşunda yeni hisseler verecek bize. Yani 11 tane var. Diyelim bir tavan oldu. Bir hisse veriyor. İki tavan oldu. İki hisse veriyor. Fazladan hisse veriyor. Yani hisse dedim, örnek veriyorum. 111 bin lira şeyiniz varsa, tavan olursa 11 bin verir. Bu 10 bin lira bir hisse parasıdır. Yani bir birim olarak düşünürsek. Kardemir'de şu an için pozisyonlarımızı koruyacağız arkadaşlar. Zaten koruyorduk. Ne zaman girmiştik? Buralarda girmiştik. Koruyorduk. Zaten şu yeşili gördüğümüz zaman burada bekleme zamanı. Bu yeşilde alırsanız, buralarda alırsanız bu şey oluyor, yani şans oluyor. Niye? Daha çok kazanıyorsun. Şu yeşilin üstüne çıkınca alırsanız o daha bir garanti oluyor. Yani bazen geri dönme ihtimali oluyor ama şunu gördükten sonra kolay kolay geri dönmüyor arkadaşlar. Şu yeşil noktaların üstüne geçtikten sonra da rahatça alabiliyorsunuz. Yani teknik anlamda konuşuyorum. Tabii ki buradayken de ucuzdu işte. Buradayken de ucuzdu. Daha da ucuz olabilir mi? Olabilir. Yani olamaz diye bir şey yok. Teknik anlamda bu şekilde. Temel anlamda zaten en ucuz hisselerden bir tanesi. Sadece gelecekte para kazanmayacak diye korkuyla satıp kaçtılar yani. Kaçan kaçar arkadaşlar. Biz de onların en düşürdüğü yerden en alttan gireriz, bekleriz. Kazanmaya devam ediyoruz gibi gözüküyor. Borsamız iyi. Bir borsaya bakalım.
Hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Birileri para getiriyor borsaya arkadaşlar. Dışarıdan birileri para getiriyor. Devam ediyor borsadaki kazanma süreci. Biz de kazanıyoruz gibi beklemeye devam edelim bakalım. Herkese iyi günler.